merhabalar. Şimdi konumuz basit eşitsizlikler. Basit eşitsizliklerden bahsedeceğiz. Aslında sıralama dediğimiz kavram. Basit sıralama kavramı. Toplama, çıkarma, çarpma gibi işlemler nasıl ikili işlemlerse aslında sıralama kavramı da ikili işlemler. Örnek verelim. Şu simgeyi biliyorsunuzdur, küçüktür anlamına gelir. Herhangi iki ifadenin birbirine göre durumunu anlatır bize. İlk etapta basit eşitsizliklerin bu dersinde, yani sıralamadan bahsederken temel özelliklerinden bahsetmeye çalışacağım. Ne anlama gelir? Temel özellikleri nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim. Küçüktür. Yani herhangi iki reel sayısı aldığımızda A küçük B dediğimiz takdirde A'nın B'den küçük olduğunu bize söyler. Hatta bunu biz B büyük A şeklinde de gösterebiliriz. O da bu şekilde gösterilir. Büyüktür. Hatta şöyle küçük eşit ifadesi, küçük eşit bize şunu söyler. Eğer herhangi iki sayı arasında A küçük eşit B dersem bu şu anlama gelir. A ya B'ye eşittir ya da A B'den küçüktür. A küçük eşit B ifadesi bize bunu anlatır. Aynı şekilde büyük eşit simgesini de kullanabiliriz. A küçük eşit B yerine B büyük eşit A şeklinde de gösterebiliriz. Büyük eşit. Temel anlamda eğer A küçük eşit B ise ancak ve ancak demek karşılıklı, çift taraflı gerektirir manasında. Şimdi açıklayacağım onu da. A küçüktür B ifadesini şöyle söyleyebiliriz. En az bir x reel sayısı vardır ki A artı x eşittir B şeklinde yazabilirim. A'nın herhangi bir x fazlası B'ye eşitse A küçük eşit B şeklinde de yazabilirim. Yani bunun tersi de doğru. Eğer A artı X eşit B şeklinde yazabiliyorsam A küçük eşit B diyebilirim. Eğer ki X 0 ise ne olacaktır? X eşit 0 ise biz sadece eşitlik koyarak A eşit B deriz. Eğer A X'in 0'dan farklı olduğunu biliyorsam X 0 değil ise sadece A küçük B şeklinde gösterebilirim. Temel olarak eşitsizlikler bize iki sayının birbirine göre durumları hakkında fikir verir. Biraz daha ayrıntıya girecek olursak şöyle diyebiliriz. A küçük B ifadesi A ve B arasında bize bu iki sayı arasındaki durumdan bahsederken bir anlamda reel sayı doğrusu üzerinde A sayısının B'nin solunda kaldığı hakkında bir fikir veriyor bize. Aslında bu yaptığımız şeyler ilerleyen süreçte denklemler konusunda bir bilinmeyeni bulma yönünde bize bilinmeyen hakkında ipuçları toplamamıza yardımcı oluyor. Örnek verelim. X küçük 3 dediğimiz zaman biz şunu anlarız. X sayısı sayı doğrusu üzerinde 3'ün solunda kalan kısımda. Buralarda bir yerde tam olarak şu aşamada nerede olduğunu bilemiyoruz. 3'ten küçük değerler aldığını biliyoruz sadece. Ve biz bu aralığı eksi sonsuz 3 açık aralık şeklinde gösteririz. Açık aralık demek bu sınırın yani 3 noktasının aradığın değerler arasında olmadığını gösterir. Eğer x küçük eşit 3 deseydim, x küçük eşit 3 deseydim aralığımız x elemanıdır. Eksi sonsuz 3 kapalı aralık olacaktı. Bu da yarı açık aralık olur şu anda. Ve şu anda aralıklar hakkında sonlu aralık, sonsuz aralık, açık, yarı açık ya da kapalı aralık şeklinde de yorumlar yapabiliriz. Genel olarak gösterecek olursak, şöyle şurayı ayırıyorum. A küçük, X küçük, B ifadesi bize X sayısının A ile B açık aralığında olduğundan bahseder. Sayı doğrusu üzerinde A, B fakat her ikisi de dahil değil. Aradığım aralık şurasıdır. Bu şekilde gösterebilirim. Ya da şöyle diyebilirim. X elemanıdır. AB açık aralığında. Şu 3 gösterim de aslında aradığımız X değeri için bize aynı ipucunu vermektedir. Fakat duruma göre
farklı şekillerle de karşımıza çıkabilir. Tabii sadece küçük olmak durumunda değil bu aralıklar. Yani açık aralık olmak durumunda değil. Buna ne demiştik? Açık aralık. Eğer ki şöyle gösterelim. A küçük eşit x küçük b şeklinde yazacak olursam, yani bir taraf, yani bir tarafta eşitlik var, diğerinde yoksa eğer, x elemanıdır. Kapalı aralık A virgül B açık aralık şeklinde gösterilir. Eğer eşitlik her iki tarafta olursa, her iki tarafta kapalı aralık yer alır. Eğer her ikisinde de yoksa normal bildiğimiz açık aralık şeklinde yazılır. Şimdi isterseniz basit eşitsizliklerin, yani sıralamanın temel özelliklerinden bahsedelim. Şimdi sıralamanın temel özelliklerine bakacak olursak, x, y, z, her x, y, z reel sayı için ve n bir doğal sayı olsun. X küçük eşittir x şeklinde yazabiliriz, fakat x küçük x yanlış olur. X küçük eşit y ve y küçük eşit x ise x ve y birbirine eşit olmalıdır. X küçük eşit y ve y küçük eşit z ise x küçük eşit z olur. Bunu ispatlayabiliriz. Burada vermiş olduğumuz ilk başta söylemiş olduğumuz küçük eşit ne anlama gelir? Bu özellikten yola çıkarak hatırlarsanız, eğer x küçük eşit y ancak ve ancak nasıl tanımlamıştık burayı? Şöyle altına yazalım. En az bir z elemanı vardır ki x artı z eşittir y şeklinde yazabilirim. Buradan faydalanarak isterseniz birazdan şunu ispatlayabiliriz. Tabii ki diğerlerini de aynı şekilde üstüne kafa yorarak nereden geldiklerini çok bariz bir şekilde görebilirsiniz. Ne demiştik? X küçük eşit y ve y küçük eşit z ise x küçük eşit z olacak. Ya x küçük y, ya x eşit y, ya da x büyük y olur. Herhangi iki reel sayı arasında sadece bu üç ilişkiden biri mevcuttur. X küçük eşit y ise her iki tarafa, yani eşitsizliğin her iki tarafına aynı reel sayıyı ekleyebiliyorum. X küçük eşit y ise x artı z küçük eşit y artı z şeklinde yazabilirim. X küçük eşit y ve z sıfırdan büyük ise eşitsizliğin her iki tarafını pozitif bir reel sayıyla çarpabilirim. Eşitsizliği değiştirmez. Aynı şekilde eğer z sıfırdan küçükse eşitsizliğin her iki tarafını bu negatif bir reel sayıyla çarptığımda eşitsizlik yön değiştirecektir. X küçük y ise eksi y küçük eksi x olur. Burada aslında eksi 1 ile çarpılmış halinden bahsediyoruz. X küçük y ise her iki tarafı eksi 1 ile çarptığında eksi x büyük eksi y olacaktır. Bunu da eksi y küçük eksi x şeklinde yazabiliyorum. X büyük 0 ise 1 bölü x büyük 0'dır. Çarpımsal tersini aldım. İşarette herhangi bir değişikliğe yol açmıyor bu. Fakat eğer birbiri arasında sıralanmış iki ya da daha fazla reel sayı için çarpımsal terslerini aldığımda iki durum söz konusudur. Bir, şöyle inceleyelim. 0 küçük x küçük y. Yani x ve y sayıları pozitiftir. X ve y birbirinden x, y'den küçüktür. X çarpı y büyük 0, yani işaretleri aynı iken. X küçük y ise ters çevirdiğimde 1 bölü x büyük 1 bölü y olacaktır. Burada da aynı şeyi yazdık, fakat bu ne anlama gelir? Bunu düşünelim isterseniz. Örnek verelim hemen. İki tane pozitif sayı var. Mesela 2 küçük 3. Çarpımsal terslerini aldığımda 1 bölü 2 1 bölü 3'ten büyük olacaktır. Eşitsizlik yön değiştirecektir. Her iki sayı negatif olduğunda da bu durum geçerli olur. Yani x çarpı y büyük 0 için x küçük y iken çarpımsal terslerini aldığımda eşitsizlik yön değiştirir. Bunu hemen negatif iki sayı için alalım. Eksi 3 küçük eksi 2 dediğimde eksi 1 bölü 3 büyük olacaktır. Eksi 1 bölü 2'de. Devam edelim. X küçük y ve a küçük b ise bu iki eşitsizliği taraf tarafa toplayabiliyorum. Bu özellik bundan bahsediyor. X artı a küçük y artı b olur. 0 küçük x küçük y ise x ve y'nin doğal sayı kuvvetlerini aldığımda eşitsizlik yön değiştirmeyecektir. Fakat pozitif sayılarda bu durum böyle. Eğer negatif olsaydı bu reel sayılar, x küçük y küçük 0 şeklinde yazsaydım, bu sefer tek kuvvetler de eşitsizlik yön değiştirmeyecek. Yani x üzeri 2n eksi 1 küçük y üzeri 2n eksi 1 küçük 0 şeklinde alırım. Ama çift kuvvetlerde her iki sayı da pozitif olacağı için x
Normal şartlarda mesela eksi 5 gibi bir sayı olduğunu düşünelim. Y'nin de eksi 3 gibi bir sayı olduğunu düşünelim. Karelerini aldığımızda eksi 5'in karesi 25, eksi 3'ün karesi 9 olacaktır. Yani eşitsizlik yön değiştirecek ve hatta her ikisi de pozitif duruma gelecektir. Şimdi en önemli aslında bunu inceleyerek de bulabilirsiniz. En önemli özelliklerden biri, çok temel özellik olmasa da en önemli sonuçlardan biri diyebiliriz. Herhangi bir x reel sayısı 0 ile 1 arasındaysa kuvveti arttıkça sayı küçülür, 0'a yaklaşır. 0 ile 1 arasında olması ne demek? Aslında bir basit kesir olması anlamına gelir. 1 bölü 2 için konuşalım mesela. Karesini aldığımızda 1 bölü 4, kübünü aldığımızda 1 bölü 8. Kuvveti arttıkça sayı küçülecektir, 0'a doğru yaklaşacaktır. Temel özellikler bunlar. Şimdi temel sıralamayla ilgili, eşitsizliklerle ilgili temel birkaç işlemden bahsedelim. Ve daha sonraki videoda birkaç çözümlü örnekle bu konuyu bitirebiliriz. Şimdi nedir buradaki temel işlemler? Birincisi aralıklarla ilgili kuvvet almak. Kuvvet. Daha sonra çarpma. Ve temel özelliklerde bahsettiğimiz toplama çıkarma. Hemen bunların üstünden geçelim isterseniz. Herhangi bir aralıktaki x için konuşalım. A küçük x küçük b. O zaman şu soruya cevap arayacağız. X kare hangi aralıktadır? Şimdi burada ne gibi farklı durumlar olabilir? Bunu düşünelim önce. 0 küçük x küçük a gibi bir pozitif sayı içinde olabilir. Yani x 0 ile a aralığında, pozitif bir a aralığı, açık aralığında bulunabilir. X 1 negatif 1 pozitif iki sayı aralığında bulunabilir. Buna sayısal bir örnek verelim. Yani eksi 7 küçük x küçük 5 ve hatta eksi 7 küçük x küçük 9 şeklinde. Bu ikisi arasındaki fark nedir? Bundan bahsedeceğim. Son olarak da iki tane pozitif sayı, hatta şöyle de diyelim. Eksi 14 küçük x küçük eksi 2 ve bir de 8 küçük x küçük 16 şeklinde. Şimdi buradaki farklar nelerdir? Burada öncelikle 0 ile herhangi bir pozitif sayı aralığında, bir negatif sayı ile 0 aralığında da olabilirdi. Onu da şöyle yazalım isterseniz. Eksi 7 küçük x küçük 0. Şimdi genel mantık, x herhangi bir aralıkta, o zaman x kare hangi aralıkta olacak? Buna bakalım. Sayı doğrusu üzerinde şurada inceleyelim. Sayı doğrusu üzerinde eksi 7 ile 5 aralığındaymış. 0 burada, x bu aralıktaymış. O zaman x karenin aralığı ne olur? Şimdi x eksi 7'ye çok yakın bir değerde olabilir. O zaman karesi, x'in karesi 49'a çok yakın bir değerde olacaktır. Eksi 7'den 0'a doğru yaklaştığında eksi 6 karesi 36, eksi 5 karesi 25, eksi 1 karesi 1 0, 0'a geldi. Şimdi ne olacak? Devam ediyor. 1, 2, 3 karesi 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 en fazla 25'e kadar gitti. Fakat burada eksi 7 aralığında olduğu için, eksi 7'ye kadar olan değerleri de alabildiği için x kare aslında 0 ile 49 aralığındadır. X elemanıdır 0, pardon, x kare. X kare elemanıdır 0-49 aralığında. Ne yaptım anlamışsınızdır umarım. Herhangi bir genellemeye ihtiyaç yok. Sadece incelememiz gerekecek. Bunun için, bu örnek için elde ettiğim sonuç. Eksi 7 ile 9 aralığında olsaydı, o zaman genellemede büyük olana kadar gitmesi yeterli diyebiliriz. Yani x şu anda eksi 7 ve 9 aralığındaysa, x en fazla, daha doğrusu x kare en fazla 81'e kadar gidecektir. 81'e çok yaklaşacaktır. Negatif bir değer alamayacaktır, karesini inceliyoruz. Negatif bir değer alamayacaktır. 0 ile 81 aralığına düşecektir x kare. Peki, eksi 14, eksi 2, yani her ikisi de negatif olan iki sayı aralığında kalmışsa ne olacak? Bu sefer x karenin aralığını incelerken 0'dan bahsedemeyeceğim. En fazla, daha doğrusu en düşük eksi 14'e yaklaşacağından x kare de
eksi 14'ün karesi, yani 196'ya yaklaşacak. En büyük değeri olan eksi 2'ye çok yaklaşabileceğinden karesi 4, en az da 4'e yaklaşabilecektir. Yani x kare bu aralıkta olacaktır. X kare elemanıdır. 4 ve 196. Eksi 7 ile 0 aralığındaysa doğrudan şöyle düşünebilirim. 0 ile 49 açık aralığına düşecektir x kare. X kare elemanıdır bu aralıkta. Umarım kuvvet almanın mantığını anlamışsınızdır. Duruma göre eğer çift bir kuvvetten bahsediyorsam negatif aralık varsa oraya dikkat etmem gerekecek. Eğer negatiften pozitif ve yani hem negatif hem pozitif bir aralıktaysa şurada olduğu gibi o zaman mutlaka x karenin daha doğrusu x'in kuvvetinin çift kuvvetinin aralığı sıfırı da kapsayacaktır. Üstelik kapalı aralık olacaktır. Bakın burada hata yaptık mı? Evet burada hata yapmışız. Sıfır kapalı aralığı olacak çünkü x kare sıfır değerini, daha doğrusu x de sıfır değerini aldığı için x kare de sıfır değerini alıyor. Bu mantıktan yola çıkarak çarpma işlemiyle de ilgili fikir yürütebiliriz. Biz aslında burada ne yaptık? A küçük, x küçük, b aralığında, a küçük, x küçük, b aralığında x kare hangi aralıkta bunu düşündük. Buna göre durumları incelemiştik. Şimdi daha farklı aralıklar için konuşalım. Yani a küçük, x küçük, b, c küçük, y küçük, d iken x çarpı y hangi aralıkta olur ve bunu nasıl inceleriz? Buna göz atalım isterseniz. Kuvvet almada yaptığımız şey aslında uç noktaları çarpıp en büyük ve en küçük aralığı bulmaktı. Fakat sadece eğer 0, x 0'da oluyorsa x karenin de 0 kapalı aralığını düşeceğine dikkat etmemiz gerekiyordu. Burada da aslında aynı şey yapılacak. Uç noktalar nelerdir? A çarpı C, A çarpı D, B çarpı C ve B çarpı D. Bu çarpım sonuçlarında en büyük ve en küçük değerleri neler ise aslında X çarpı Y de o aralıkta olacaktır. Hemen bir örnek yapalım isterseniz. Eksi 7 küçük X küçük 4, Y de ne olsun? Eksi 3 küçük Y küçük mesela 8 aralığında. O zaman x çarpı y hangi aralıktadır? Kontrol ediyorum. Eksi 7 şöyle yapacağım. Eksi 7 çarpı eksi 3 artı 21. Eksi 7 çarpı 8 eksi 56. Eksi 3 çarpı 4 eksi 12. 4 çarpı 8 32. O zaman bu aralığın alabileceği en büyük değer 32. En küçük değer ise eksi 56'ymış. Yapmam gereken şey uç noktaları çarpıp en büyük ve en küçük değerleri incelemek ve çarpımı da o aralığa düşürmek. Son olarak toplama ve çıkarma işlemine bakacak olursak aslında toplamayla ilgili temel özelliklerinde yer verdik. Ne dedik? X küçük Y ve A küçük B ise aslında burada yaptığımız şey X küçük Y, A küçük B taraf tarafa toplama işlemi yapabiliyorum. X artı Y, X artı A küçüktür. Y artı B şeklinde söyleyebilirim. Burada toplama yaparken dikkat etmem gereken şey eşitsizliklerin aynı yönde olup olmadığına bakmaktır. Yani X küçük Y, B büyük A şeklinde taraf tarafa yapacağım bir toplama hatalı olacaktır. Daha farklı sonuçlar için aralıkları toplayabilir miyim? X küçük, şöyle diyelim. A küçük, X küçük, B ve C küçük, Y küçük, D aralığında X artı Y hangi aralığa düşüyor? B artı D ve A artı C'dir. Burada önemli bir nokta çıkarma işlemi dedik. Çıkarmada da şöyle bir durum söz konusu. Şuradan yola çıkarak X artı Y'nin aralığını bulduk. Peki X eksi Y hangi aralıkta? X eksi Y'nin aralığını bulmak içinse eksi Y'nin aralığını bulmam yeterli. Eksi Y'nin aralığı ne olacaktır burada? Eksi ile çarptığımda eşitsizlikler yön değiştirecek. Eksi C büyüktür. Eksi Y büyüktür. Eksi D. Daha doğrusu eksi D küçük, eksi Y küçük, eksi C diyeceğim buna. Ve burayla taraf tarafa topladığımda A küçük, hemen altına yazalım. A küçük, X küçük, B'ydi. Taraf tarafa topluyorum. Sonuç itibariyle A eksi D küçük, X eksi Y küçük, B eksi C'dir. Temel olarak
eşitsizliklerle ilgili bilmemiz gereken özellikler, durumlar, işlemler bunlardan ibaret. Fakat kimi zaman karmaşık sorular, karmaşık durumlar karşımıza çıkıyor. O zaman ne yapacağız? Bir sonraki videoda bunlara göz atacağız.